İlahiye Cenab-ı Hakk'ın isimleri nasıl tecelli ediyor? Buradan bak kaç yer okuyalım. Ondan sonra istifade edelim. Çünkü bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Evet. Bütün güzel mahluklar, bütün görünen güzel mahluklar kafile kafile arkasından duyurmayarak gelip gidiyorlar. Bak, bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasından gelip gidiyorlar. Fenaya gidip kayboluyorlar. Fakat o aynalar üstünde kendini gösteren, o aynalar üstünde kendini gösteren cilvelerini yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik tecellisine devam ettiğinden kati bir surette gösterir ki o aynaların üstünde işaretlerde, suretlerde gösterir ki o güzellikler, yani ne kadar güzellik varsa, bir tavus kuşu diyelim, ne bileyim, fıcık bir bebek, çiçek, ne kadar güzellikler varsa o güzellikler, o güzellerin malı ve ayneleri, cemali değildir. Belki güneşin cemali şuunatını cereyan eden suyun üzerindeki kabarcıklarında göründüğü gibi. Nasıl mesela hani üst başka yerde düzen, mesela bir ırmak düşünün diyor. Irmak akıyor. Irmak akarken güneş vurduğu zaman o güneşin vurduğu yerde ne olur? Efendim bir kabarcıkların üstünde pırıltılar olur. Yansımalar olur. O yansımalar diyor işaret dilleriyle gökteki güneşi gösterirler. Halbuki baktığımız zaman o kabarcıklara o ışığı biz kabarcıktan zannederiz. Eğer adam güneşi tanımasa ha kabarcık diyecek. Ne güzel nurani, ne kadar efendim nurani bir ışık veriyor. Halbuki o kabarcığın kendisinden değil. Nereden geliyor? Güneşten geliyor. Güneşin şuağı, güneşin ışığı o kabarcığı da ne yapıyor? Yansıtma. Yani bazen denizlerde de görürüz değil mi? Böyle acayip böyle bir böyle gökyüzüne görür. Böyle bir ışık süzmesi gibi olur yani. İşte aynen onun gibi diyor. Demek ki bu kainattaki bütün efendim masnuat, bütün sanat eserler şems-i ezeli olan Cenab-ı Hakk'ın şuunatının esma-i ilahiyensinin tecellisidir diyor. Allah Allah. Hatta nerede? Çok perdelerden geçmiş. Çok çok perdelerden geçmiş. Gölgesinin gölgesinin diyor esma-i ilahiyenin tecellisi. Ve subhanallah. Hatta bir yerde üstad ne diyor? Cenab-ı Hak diyor gölgesiyle diyor dünyayı diyor ışıklandırır diyor ya. Gölgesiyle. Artık bilemiyoruz bak. Oradaki gölge ifadesi oradaki Cenab-ı Hakk'ın isim ve nura, isim ve sıfatlarının nur isminin efendim çok perdelerden geçerek kainatta tecelli etmesine şey, mazhar yani. Gösterge. Ama cennette diyor ebedi dar-ı saadette cennete bakiyesinde öyle bir esmalar tecelli edecek ki burada diyelim 60 mumluk gibi ise orada projektör gibi yani. Burada perdeli ama cennette Darüsselam'da diyor Cenab-ı Hakk'ın isimleri perdesiz. Hatta bir yerde diyor ne diyor? Rahman ismi diyor. Onun bir cilvesidir diyor cennette. Peki bir de Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetini, zat-ı efendim güzelliğini, cemalini cennette seyretmek cennetin de fevkindedir. Ya az önce akıl bunu idrak etmez. Ancak oraya gidince göreceğiz yani. İnşallah ya. Madem Cenab-ı Hak her cemal ve kemal sahibi kendini görmek ve göstermek istiyor. Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetinde, kendi şuunatında kendini gösterme şuunatı var. Her güzel kendi güzelliğini ne yapmak ister abi? Göstermek ister. Bu fıtratımızda var. Allah'ın da şuunatında bu var abi. Şuunatında Cenab-ı Hak kendi esmalarını, kendi güzelliğini, kendi sıfatlarını kainatta gösterdiği gibi esas memleketi olan Makar-ı Saltanatında da tam olarak gösterecek yani. Tam derken artık orada yani bilemiyoruz nasıl olduğunu orada daha şiddetli bir derecede gösterecek. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zat-ı memnuniyeti vardır diyor. Şuunatında iftihar etmek,
Cenab-ı Hak kendi misafirlerinin efendim